İyi günler. Bugün sizlere meme dikleştirme ameliyatlarından bahsedeceğim. Meme dikleştirme ameliyatı genellikle kadınların orta yaş döneminde hamilelik, kilo alıp verme gibi nedenlerle memede meydana gelen değişiklikler sonrasında karar verilen bir ameliyattır. Meme dikleştirme ameliyatında genellikle meme küçültme ameliyatında olduğu gibi hemen hemen aynı yöntemler uygulanmakla beraber burada sadece kendi başına meme dikleştirildiği gibi meme protezi ile beraber meme dikleştirme de gerçekleştirilebilmektedir. Genellikle genel anestezi altında 2 ya da 3 saat kadar süren bir ameliyat olmaktadır. Çok değişik teknikler mevcuttur. Önemli olan burada memeye uygun şekli vermek, dikleştirmeyi sağlayabilmektir. Memenin sarkıklığına ve doku kaybına bağlı olarak meme başı çevresinde, meme başı çevresinden göğüse uzanan ve altında ters D dediğimiz bir kesi izi olabilmektedir. Bu izler aslına bakarsanız çok da önemli olmamaktadır. Birinci yıl ya da ikinci yılın sonunda karşıdan yaklaşık bir 7-10 metrelik bir mesafeden bakıldığında genellikle fark edilmemektedir. Bu ameliyatımızı yaptıktan sonra genellikle bir ay kadar hastalarımıza rutin sütyen kullandırmaktayız. Ve postoperatif dönemde genellikle de hiçbir ağrıları olmamaktadır. Hastalarımızın bu ameliyattan korkmasını gerektiren herhangi bir neden yoktur. Dezavantajlarına ya da karşılaşabildiğimiz sorunlara gelince memenin sarkıklığı ile ilgili bir takım olaylar gerçekleşebilmektedir. Meme ne kadar sarkıksa memenin tam dikleştirilmesinden sonra ikinci bir ameliyat kimi zaman gerekebilmektedir. Bu da hastayla önceden konuşularak karar verilmesi gereken ve birlikte adım atılması gereken bir durumdur. Ben genellikle bu ameliyatı hastalarıma öneriyorum. Özellikle de meme dikleştirme artı meme protezi ile beraber olan ameliyatlar son derece yüz güldürücü, hastalarımızı memnun edici sonuçlar vermektedir.